GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde. Lan ya, ya nereye tutukluyor ya? Nereye tutukluyor ya? Tuzağıma güzel bir düştünüz. Ne tuzağı? Yarışmak yasa. Nasıl ya? Yarışmak yasa. Ben de polisle yarıştım. Lan tamam memur bey, memur bey yavaş memur bey. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayatın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Sürekli bana Instagram'dan, YouTube'dan, oradan, buradan, A'dan, Z'den, nerede neresi varsa o gerçek hayat, gerçek hayat yazıyorsunuz. Çünkü gerçek hayatı seviyorsunuz gerçekten. Biliyorum ve ben de seviyorum ve ben de videosunu atmak istiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten beni hani ne kadar anlarsınız bilmiyorum ama anlamanızı istiyorum. Çünkü bazen gerçekten her şey yolunda gitmiyor arkadaşlar. Gerçekten. Hani tam evet diyorsun, yapacağım diyorsun, şöyle olacak diyorsun, böyle olacak diyorsun. Bir şeyler yolunda gitmiyor, bir şeyler oluyor, bir sıkıntılar oluyor. Ve ben gerçekten hani keyfim yokken, mutsuzken gelip burada eğlendiremem yani, sahte olur, anladın mı? Sizle böyle muhabbet etmek, ne bileyim Fehmi'yi canlandırmak, dayıyla sohbet etmek ya sahte olur. Tamamen gerçekten sahte olur. Ve bu benim surat ifademden vesaire size tamamen geçer. Bunu gerçekten yapmak istemedim. Ve olay sadece gerçekten bununla ibaret de değil. Bu bir gün böyle oluyor, bir gün başka bir şey oluyor. Mesela eskiden gerçek hayat bol bol atıyorduk. Çünkü gerçek hayatta az kişi oynuyordu. Şimdi işte Feyzullah, Haydar, dayı falan derken insan sayısı çoğaldıkça atıyorum video çekeceğiz. Hop Feyzullah'ın işi var. Feyzullah'ı oynayan kişinin işi var. Çekemiyoruz. Ertesi gün çekeceğiz. Haydar'ın işi var. Çekemiyoruz. Ertesi gün çekeceğiz. Dayı canlandıran kişinin işi var. Çekemiyoruz. Mesela dayı 15 gün yoktu. Biz Haydar'la beraber çekecektik. Birkaç kez de hatta çekeceğiz diye oturduk. Benim keyfim olmadığı için çekemedik. Yani milyon tane şeyler olabiliyor. Çünkü insanız. Ya ben insanım. Lütfen bunun farkında olun arkadaşlar. Gerçekten. Ramazan ayında arkadaşlar hepinizin mübarek olsun. Gerçekten çok güzel olacağına inanıyorum bu Ramazan ayı. Elimden geldiğince çok video atacağım. Her gün video atmaya çalışacağım bu Ramazan ayında. Güzel olacak diye umuyorum. Gerçek Hayat serisini seviyorsanız ve gerçekten destekliyorsanız, devam etsin istiyorsanız, bana da şöyle, sana da şöyle güzel bir moral olsun diyorsanız, aşağıdan videoyu beğenirseniz eğer beni çok mutlu edersiniz. O zaman şimdi videoya geçelim. Günaydın Fehmi'cim, günaydın. Dayı tabi birazcık uyutmadı ama abicim gece boyunca susmuyor ya. Dayıcım. Dayıcım. Dayı. Efendim. Aha duydun. Kıyamet kopacak. Sen normalde uyanmazdın ben seslenince. Dayı. Efendim. Kalk diyorum, kalk. Çok sessiz uyuyorsun diyorum. Öldün zannettim. Hangimiz kalksın? Hangisini istersen. Tamam o zaman kalktım ben. Günaydın Fehmi'ciğim. Günaydın dayıcım, günaydın. Nasılsın? Arkadaşlar size harika bir program tanıtmak için videoyu 2 saniyeliğine bölüyorum. Steel Series Moments. Bu programla birlikte klipler çekebilir ve oyunlardan güzel bir vuruş yaptınız mesela, bütün anlarınızı diğerleriyle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Moments programını tek bir tuşla aktif edebiliyorsunuz. Hem oyun hem de ekran yakalama seçenekleri dışında yayın yaparken klip alma özelliği de var. Hem yayın yapıp hem de bunu YouTube'a yüklüyorsanız mesela çok önemli bir özellik. Şöyle bir güzellik var mesela, Moments bütün büyük oyun ve 3 büyük GPU markasıyla tamamen uyumlu çalıştığı için kayıt esnasında ne bir gecikme ne bir kasma hiçbir sorun olmadan kayıtları yapıyor. Mesela bir oyun bitti diyelim, Moment galerisine girip bütün o kayıtlı klipleri sıralayabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Uygulamanın içinde video düzenleyici de var. Başlangıç ve bitiş karelerini orijinal videoya zarar vermeden düzenlemenizi sağlıyor. Ayrıca düzenlediğiniz videolara böyle metin, yazı olur mesela, bir şey yazacaksındır, hop yazabilirsin, gif ekleyebilirsin üzerine. Mesela düzenlediğiniz videoyu beğenmediniz, hemen orijinal videoya kolay bir şekilde geri dönebiliyorsunuz hiçbir kayıp olmadan. Yine Moment programı sayesinde videolarınızı direkt program üzerinden YouTube'a yükleyebiliyorsunuz. Uygulamada diğer programlara paylaşmak için de aynı şekilde sürükleyip bırakma özelliğiyle Facebook, Discord, Twitter gibi böyle DM'lerden videoyu gönderme seçeneği de bulunmakta. Yakında zaten bütün programlarda çalışacaktır mutlaka. SteelSeries Moments programını tamamen ücretsiz bir şekilde açıklama kısmındaki linkten indirip bir göz atmayı unutmayın. İyi, çok şükür, sen nasılsın? Çok özlemişim seni, bir gecedir görmesem de. Vallahi bir gecedir uyuyorum seni, var ki rüyamda sanki 30 gündür görmüyormuşum gibi hissettim. Oha! Tabii. Oha! Dayı bir şey diyeceğim. Efendim canım benim. Sen önceki hayatında aslan mıydın? Evet aslanım, nereden bildin? Allah şerefsizlik, kükürüyorsun dayı çünkü. Ben horlamam Fehmi'ciğim. Asla horlamam. Dayı bir şey diyeceğim. Sen şu anda ben nedir? Uyu dersem eğer tekrar uykuya dalabilir misin? Evet. Dalsana. Tamam dalsana bir. Oha. Ben yatakta yatar diye düşünmüştüm. Şimdi dur. Yeni telefonumun özelliklerinden yararlanalım biraz da sen bir gör. Bakalım horluyor muymuşsun, horlamıyor muymuşsun? Heh. Tamam. Gel bakayım şimdi. Dayı. Dayı uyan uyan, sabah oldu. Dayına dayı. Efendim Fehmi'ciğim. Dayı bir kalk dayı. Kalkayım. Anam. Ben şaka, ciddi ciddi uyudun mu harbiden ya? Evet, neden uyuyamıyorum ki? 10 saniyede veririm, ben hemen uyuyorum Fehmi'ciğim. Vallahi helal olsun. O zaman şunu bir izle istersen. Yo, bakayım. Dur sana atıyorum. At bakalım Fehmi'ciğim. Dayı bak şimdi. Aha dur bakayım, buradan seçsem oluyor mu? Oluyor. Üf, yeni telefonun nasıl? Aa, seninki de mi yeni telefon?
Evet benim. Vallahi çok iyi telefon. Hayır bak yolluyorum. At bakalım buradan benim için. Dayımı seçtim. Al bakalım. Bir izler misin o videoyu be? Hani sen horlamıyor musun ya? O videoyu bir izler misin? Yalnız bence yalan söylüyorsun. Sen horluyor olabilir misin? Oo dayı ya. O ses benim mi sence? Dayına ya, dayım diye bir ses geliyor oradan. Yani o belki sen beni sevmiyorsun bana dayamak istiyorsun Fehmi. Dayı. Ben seni çok seviyorum. Sen bilmiyor musun? Ben de seni çok seviyorum çiçeğim. Tamam bir şey diyeceğim. Dayı biz burada... Dur konumuz bu değil ya. Oturduk senin horlamanı konuşuyoruz. Evet. Bizim yapmamız gereken bir şey var hatırlıyor musun? Yok Aa bizim bir tane daha yanımızda bir Haydar diye bir çocuk vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Aynen öyle. Çocuk içeride. Hapse gitmiş. Hapse göndermişler. Sen bir kıyafetlerini giy gidelim. Ben şöyle evet kıyafetlerimi giyeyim sonra onu kurtarmamız lazım dayı. Efendim canım. Nasıl kurtaracağız peki? Benim tanıdıklar var ben arayacağım şimdi halledeceğiz Bak, onu. Bak şey sonuçta bu neyin ödeniyordu ya? Bir şey ödeniyordu da çıkarılıyordu ya. Ne ödeniyordu ya? Nafaka mı? Ha nafaka mıydı? Nafakaydı. Bilmiyorum. Yok. Nafaka mıydı lan? Nafaka ayrılınca ödeniyordu. Evet lan nafaka kadın ayrılınca ödediği şey değil miydi eşin dur. Ya bu neyse bir tane borç. Evet işte ya o parayı ödeyip çıkarttıkları şey neydi lan? Arkadaşlar neydi ya, yazsanız yorumlarda bir çok merak ettim şu an. Ben bir kıyafet değiştireyim. Ya, nasıl giyineyim? Motor kıyafetini giy. Motorla gitmeyelim. Bence motorla gidelim. Motorla gitmeyelim hapishaneye. Ne olacak ki? Şöyle gömleğimi giyeyim bak hatta. Siyah gömleğimi giyeyim şöyle resmi takılayım gel. Ama hadi oy ne biçim oldun ha. Nasılım? Yemin ediyorum yanar. Şu gömleği görünce aklıma kim geldi? Feyzullah. Feyzullah abi özledim ya gelmedi hala ne Türkiye'den. Ne zaman gelecek o? Ya daha geçen gün konuştum işte dün uyumadan önce konuştum. Gelecekmiş bayağı 1-2 gün önce geliyorum diyor. Bakalım gelsin. İnşallah vallahi bir şeyler gelsin. Çevirmiyordur ya. Bence çeviriyordur bu Feyzullah yani senin kardeşin. Bence de olabilir. Ne? Yani senin kardeşin olduğu için tamam. Çeviriyor olabilir. Ben de çeviriyorum dayı. Ben bir şey çevirmem. Emicim yani senin ismin bile duyulunca şöyle bir diyorum ki şöyle aslan parçası ya yemin ediyorum kral adam diyorum. Tamam. İşte ayrı bunu çıkarsın. Tamam o zaman mutlu oldum dayıcım sevindim teşekkür ederim. Sen şu kimle arayacaksan kimle konuşacaksan bir konuş da ona göre gidelim. Dur halledeceğim. Şu an bir de mesela karakola mı gitmemiz gerekiyor hapishaneye mi gitmemiz gerekiyor bizim? Vallahi kaç gün daha ne zaman bugün dün bir... Dayı bir şey diyeceğim. Efendim? Biz karakola mı gideceğiz hapishaneye mi? Biz karakola gideriz ya daha 2 gündür hapiste. O kadar da büyütmeye gerek yok hemen şeye götürmemişler. Ama hapis dayı olur mu öyle şey nezarethane sadece geçici bir yer. Savcılığa tamam. Gitmiştir oradan da nezarethane ne nezarethanesi. Hapishane yani ne olacaktı ki başka? Zaten geçici hapishanededir o. Girip de şu anda koğuşta falan değildir. Tamam ben arayayım istiyorsan. Karakola tutmazlar ki. Evet sen bir arasana öğrensene. Dur bakalım. Bir de ne kadar ödememiz gerekiyor. Nerede olduğunu öğren. Nasıl çıkaracağız onu öğren. Önce nerede olduğunu öğren de oraya doğru süreyim dayı. Tamam bir dakika. Hoparlörü al hoparlöre. Hoparlörü alayım. Alma ya da tamam. Ben istersen alayım benim için sıkıntı yok. Alma tamam. Çalıyor şu anda. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Muhittin'cim. Nasılsın? İyisin inşallah. Muhittin kim anasını satayım ya? İyi. Ya bizim bir yiyen hapse selam gittim söyle. Fehmi'ne de selam var. Fehmi kim lan diyecek ya? Aleyküm selam. Neyse Muhittin'cim şey diyeceğim. Bizim bu kimdi ismi neydi? Haydar. Haydar hapiste de şimdi. Onu bir nasıl çıkartabiliriz? Ne yapabiliriz? Şu an nerededir? Ödeyeceğimiz bu neydi? Onu da unuttum. Miktar ne kadardır? Onları bir bana çözersen çok güzel olur ya Muhittin'cim. Öyle bir şey mümkünatı var mıymış? Onu bir öğren. Öyle bir şey mümkünatı var mı? Yolu bir reddedilir. Varmış var. İyi tamamdır Muhittin'cim. Sonra görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah. Fehmi'cim. Ödeyeceğimiz bedel 100.000 dolar. Yemin et. Evet. Bu suçtan suça değişiyordur ama değil mi? Tabii ki de öyle dedi zaten suçtan suça. Yani zamanına göre değişiyordur çünkü Haydar çok yememiştir ki zaten. Şimdi bu Haydar hapishaneye götürmüşler. Hapishaneye mi götürmüşler? Aynen. Karakola geldim ben. Hapishaneye girdim o zaman. Lan tam geldim ya. O geçenki polis burada mıydı? Adı neydi onun? Hatırlamıyorum ki bu. O burada mı acaba? Onun adını gerçi öğrenmedik ki galiba. Doğru. Onu diyen. Dur hapishane şey değil mi? Zaten bir tane hapishane var. Bowling Brook hapishanesi galiba. Aynen. Evet yukarı taraflarda olması lazım. Bak aslında. Gidiyorum. Dönüyorum. Parayı ödeyip alacak mıymışız orada? Aynen ödeyip çıkacak. Şaka gibi ya. Ne yapıyor? Bir de yanlayıp bağlayıp şey yapmayacaklar adamlar. Ne yapmayacaklar? Dayı ben seni anlamıyorum. Şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben bu telefonu niye aldım biliyor musun? Diğer telefonda Tinder yoktu. Bu telefonda var mı? Var bu telefonu Tinder için aldım ben. Yemin et dur ben onun için almadım. Sen bir bak bakalım Tinder var. Dayı harbiden Tinder var. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben yakın olduğun şeyler. Oha. Bu Tinder ne işe yarıyor? Emicim aklına gelebilecek bütün her şeyi kızları, hanım ablalarımızın olduğu bir... İhtiyacın var mı senin buna? Ya tabii ki de ihtiyacım yok da hani... Ben... Şöyle bir duyum almıştım mesela dayı. Bu Tinder abi, uygulamasını yapan adam ilk üye yani ilk kullanıcılarını edinmek için senin eve gelmiş partiye. Evet doğru benim parti. Biliyorsun benden kız ayrı olmaz. Evet işte ondan bahsediyorum. Evimde çok kız var o yüzden biliyorsun yani Fehmi'ciyim. Anladım dayı. Bugün ben büyük ihtimal ayran hiç içmedim ya konuşma problemim var. Evet fark ettim onu. Ya, bu sıra bu yani.
Yok dayıcım, olur mu? Düzelir, düzelir. Sen daha önce hiç geldin mi buradaki hapishaneye? Geldim geldim, buradan devam et. Nasıl geldin ya? Ya geldim, bir arkadaş vardı, bu ziyarete geldik. He dayı, korktum yemin ediyorum, bir an sen falan gittin zannettim. Sen daha önce hiç olmamıştır ki öyle işlerini. Sen tatlı böyle ponçik bir adamsın ya. Aynen. Aha. Öyle çok ponçik biliyorsun. Devam et. Kırayım mı bunu? Niye kırıyorsun? Şuraya park et. Şöyle diyorum. Aynen et. İçeri arabayla giremiyoruz mu? Girme gel buraya, kilitli. Bir şey olmaz. Bir de beni ez. Yo yo, ezmedim, tamam. Şöyle park ediyorum dayıcım, bir dakika. Tamam. Ono. Dayı. Özlemişsindir bebeğim. Bir şey diyeceğim. Burasıdır herhalde değil mi? He, burasıdır. Hapishane sağ taraf. Ama asıl hapishane sağ taraf. Merhabalar. Selam, merhabalar. Aleykümselam. Dayı, ben de aleykümselam dedim sana bir an. Sen konuş. Evet, sen büyümüşsün dayı. Estağfurullah efendim, sen konuş. Tamam, o zaman bizim bir arkadaşımız vardı da burada. Onu çıkarmak istiyoruz. Evet, bu gerekli ücreti vesaire, hani gerekli prosedürleri falan imzalayıp. Evet evet tabii. Aynen işte, bilmiyoruz ne kadardır, nasıl olur bu işler, hiçbir fikrimiz yok ama hani neyse bedeli. Zaten bir suçu da yok bu arada. Gerçekten ciddi bir suçu yok. Kötü birisi de değil. Saf temiz bir çocuk. Hiç ciddi bir suçu yok. Ciddi bir suçu olsa zaten hiç şey yapmazdık değil mi dayı? Umurumuzda olmazdı. Aynen öyle. Bedelini ödemeye. Tabii bedelini ödesin yani. Derdik. Ama bedelini ödeyecek bir şey yapmadı. Çok komik yani, kendi salaklığını şu anda içeride gerçekten. O yüzden kurtarmak istiyoruz. 100 bin dolarmış. Evet. Tamam. Hallederim Femiciğim. Ben hallediyorum dayı. Ben hallettim bile. Dayı. Vallahi hallettim. Tamam, çıktıktan sonra onları biz konuşuruz seninle. Şu anda burada kavga zaten etmeyeceğiz herhalde. Aynen öyle, aynen öyle. Tamamdır. Nasıl yapacağız peki? Direkt çıkabilecek mi yani gerçekten? Bu arada arkadaşlar, mal gibi konuşuyormuşuz gibi gözüküyor. Orada birisi varmış gibi. Dayı, bir şey diyeceğim. Benim Femiciğim. Benim hala çok harbime gidiyor. Böyle ol değildir ya bu işler. Nasılmış Femi? Nasıl biliyorsun? Şu an elini kolunu sallayarak çıkacak mı gerçekten? Femi, ne yapabiliriz ki şu anda acaba? Ne bileyim dayı, çok garibime gidiyor. Daha da şey yapıyorsan istersen savcılığa şey verelim, ifade verelim. Yok evet. Böyle çıkartmak istiyoruz arkadaşı falan diyelim. Verelim. Vallahi verelim. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. O zaman bir dakika, tamam, ödemeyi yaptıysak şimdi biz ne yapacağız? Bekleyip gidelim, ziyaret edelim. Ziyaret edelim. Onun haberi yok değil mi şu an? Yok. Bir dakika. Niye? Biz onu dışarıdan görebiliyor muyuz? Dayı gel. Avlu da gel buraya gel. Nereden? Buradan gel. Dayı sen bayağı hakimsin ha. Ben daha önce geldim Femiciğim, sen sıkıntı yapma, gel buraya. Kimler vardı senin burada? Bizim Muhittin, o benim zaten. Ferhat Merat, bir arkadaşlar falan vardı burada. Anladım, tamam. Aklına gelen bütün isimleri saydın galiba. Aynen öyle. Anladım dayıcım, tamamdır, sıkıntı yok. Buralar iyi yerlerdir, sıkıntı yok ya. Nasıl iyi yerlerdir dayı? Hapishane ne kadar iyi bir yer olabilir? Ya Femiciğim, adamlara yazık ama şey yapmıyorum ki. Ya tabii, ya bir şey diyeyim mi? Şey alıyor. Yeah. 80-90 ne oluyor? Yıl şey, ceza alıyor adamlar. Ya evet de 80-90 yıl alması için de gerçekten bunu bir şey yapması gerekiyordur yani. Ama Femiciğim, sana şöyle bir şey diyeyim mi? Bu ülkede mesela bir tecavüzcüyü öldürdüğün zaman da çok şey yapıyorsun ama hırsıza hiçbir şey yapmıyor. Allah. Biz bayağı hapishaneye girdik şu an. Kamıyormuşuz dayı, düşünsene. Ama her kapıdan geçtiğimizde bir şey ötüyor. Haydar mı? Ne bileyim, Haydar mı o? Yok, Haydar değil galiba ya. Bilmiyorum, Haydar, Haydar bakalım. Haydar, vallahi Haydar. Şimdi tipe bak hele, kılığa bak hele şimdi. Kılığa bak hele. Selamun aleyküm. Ooo, yeğenler hoş geldiniz ya. Ne dedi bu bize? Yeğenler hoş geldiniz mi? Yeğenim hoş geldin. Yeğenim. Haydar, karıştırdın galiba bizi başkasıyla. Ya ne karıştırması. İçerideyken çok şey öğrendim ben. Bu saatten sonra ders almam, ders veririm. Demiciğim. Sen tam olarak şuraya bir gelsene. Bir şey diyeceğim dayı. Sen geçmiş şuraya bir geç. Ya dur ya. Geçmesini falan boş ver. Bunun ödemesini geri bırakıp çıkalım mı? Vallahi olabilir ha. Biat. Ne? Biat. Haydar. Biat mı diyor? Haydar. Bir çekil bir şey Fehmi. Senin... ne diyorsun lan? Dayı dur. Oğlum. Dayı dur. Dayı dur ya, tribe girmiş salak işte ya, korkudan ne yaptığını bilmiyor. Haydar bir kalk. Ya dayı ne yaptın? Haydar. Ne adam o be? Kel gözüktü şapka düşünce. Kendime geldim. Ya sen hayırdır oğlum, 2 gündür hapishanede triplere mi girdin? 2 günde çok şey öğrendim, öyle deme. Ne öğrendin lan? Ya. Bak şu koğuşlu bir tane adam var, adam 551 gündür içeride. 51 yıldır pardon. Kaç? 551 yıldır. Ne, mumyalamışlar mı adam oraya? Adam şey... Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, Uhud Savaşı'nı görmüş. Bu kafayı yemiş. Bir şey diyeceğim, hapishanede yanda tımarhane falan yok değil mi dayı? Vallahi anlamadım, oraya direkt tıksak mı acaba veya şehirde Haydar. Ben bir görüşüp oluyorum hemen. İki gündür buradasın oğlum. Bir adam var, bak tanıştırayım size. İki gündür buradasın Haydar, kendine gel oğlum. Kendindeyim ya, hazır. Benim varmış, bunu istersen direkt buradan çıkartıp oraya yatırabiliriz. Ya yazık bunu çıkaralım da, gidiyorum evine yatıralım, kendine gelsin. Hadi ayıp git, oldu dayı. Kıyafetlerini bir değiştir. Haydar hapishane kapatmışlar ya. Nasıl belalıysa dayı. Vallahi birine falan, etrafındaki ya insanlara falan zarar verir diye bambaşka bir hapishaneye koymuşlar. Haydar mı yürü? Yürüyüşü değişmiş. Haydar.
saatten sonra ders aman ders veririz. Acaba Femi? Bir şey diyeceğim Haydar. Burada arkadaş edindin mi? Edindim. Peki onlara neden girdiğini anlattın mı? Bak burada ağırlık çalışıyor bir tanesi. Garfield. Haydar, arkadaşlarına buraya neden girdiğini anlattın mı? Anlattım. Ne dedin? 5 adam vurdum. 8 konuşmalar aldım. 12 uçak düşürdüm. 6 tane helikopter. Ya hadi ya, hadi ya. Allah'ını severseniz çıkalım şuradan. Vallahi içim daraldı ya. Yemeyeceğim buradan, buradan. Ama nasıl icra? Buradan yok mu ya? Buradan gelmedik mi biz? Yok yok, gel. Tamam. Haydar'sın Allah tamam. Ne yapmasın ya. Dayı, icra etlerim nasıl? Mükemmelsin. Adamlar benden... Oğlum koşuşum bile değişmiş Haydar ya. İçeriden çıktığımı duyarlarsa ağzıma sıçarlar, beni dışarıda bulurlarsa. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ediyorum başını iş açacaksın yine ya. Özlemişsindir Haydar. Şöyle bir kokla bakayım. Şu yeri toprağa falan bir öp. Oh. Ya oh, şu triplere bak. Sanki 20 yıldır içeride anasını satayım ya. Harbiden aynı havayı içeride de alıyordun ya. Otobanı özlemişim, dur bir. Oğlum 2 gündür içemezsin. Dayı bir şey diyeceğim. Bak bu bir ay kalsaydı eğer, yemin ediyorum bambaşka bir insan olurdu herhalde ya. Tanımazdı herhalde bizi, ben anlamadım. Vallahi tanımazdı herhalde bizi ya. Bir tane mafyanın köpeği olurdu büyük ihtimal. Şunu bir vurayım mı şuna bir ya? Haydar. Oh çok güzel gölgeleniyor. Oğlum. Oğlum aynı aslında. İzleme ya bu kadar dizi film. Tamam izlemeyeyim. Prison Break izledim, bak sırtıma bak sırtıma. Sen şu üstünü başını değiştirsene. Bak. Hadi şu üstünü başını değiştirsen Haydar. Evde değiştiririm abi, beni bırakırsın. Böyle veriyorlar mı? Bunu siz getirdiniz ya. Ben getirmedim. Dayı sen mi getirdin? Ben getirdim ben. Ben getirmedim vallahi. Hadi gidelim abi şuradan. Haydar efendim? Bak seni evine bırakacağım şimdi. Benim motora ne oldu? Senin motora ne oldu kim bilir Haydar, ne bileyim ben, gidip bakarsın oraya. Orada duruyordur büyük ihtimal ya, ne olacak ki? Çekmişlerdir. Bir anlat ya Haydar bize, bir şu hapishane anılarını bir anlat ya. Ya hapishane. Belalı bir arkadaşımız var artık dayı. 5-10 gün anlatsam bitmez ya. Ne olmaz? 5-10 gün anlatsam bitiremem anıları. Bir anlat ya, bir yerden başlamak lazım Haydar sonuçta. Bak şimdi o 530 yıldır içeride olan adamla görseniz, adam 5 metre. Tamam mı? 5 metre. 2,5 metre genişliğinde omuzları var. Başrol müydü peki bu? Yetmiyor. Yok başrol değil bu. Allah yan karakter. Başrol kim? Başrol bir tane kel adam var o. Şey oluyor ama şapka takıyor. İnsanlar genelde keli görmüyor. Dayıdan yumruğu yedikten sonra keli ortaya çıkıyor. O mu başrol? O başrol. Ya Haydar, bir soru soracağım sana. Yan karakter. Haydar'cığım. Bu... Kel adam sırtına harita çizdiriyor, hapishaneden kaçıyor. Yok kel çizdirmiyor. Biz keşke seni çıkardım. Sen zaten çıkardın büyük ihtimal 2 güne. Haçını 3'e vurdurmuş, gözlük takan bir tane siyah gömlekli abisi var. Onun için hapse giriyor. Sırtına dövme yaptırıyor, hapishanenin dövmesi. Vay. Sonra beraber kaçıyorlar. Asla yani şey, o arkadaşını bırakıp, o abisini bırakıp kaçmıyor yani. Doğru mu? Yok yok, beraber kaçıyorlar beraber. Yanlış yok. Anladım. Peki Haydar, sana bir soru soracağım. Sor. İçeride misin? Öyle değildi o dayı. Yanlış oldu. Nasıl? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Yo, içerideydin. Yanar. Yemin ediyorum. Öyle miydi lan o? Femi mükemmel ya. Anlat sen dayı. Şey hatırlıyor musun Femi'ciğim, bir Ramiz Karaeski diye bir adam var. Oho dayı, bilmez miyiz de sen nereden biliyorsun? Ya Femi diye artık şimdi soruyu soruyorsun. Ama ben hala alışamadım buna ya. Alışamadın da yani, ben nereliydim unuttum orayı, ismini unuttum. Endonezya. Endonezya. Endonezya neyim? Venezuela değil miydi ya? Endonezya, Endonezya doğru. Tamam bak, ismin Muzaffer, boyun bir onu falan. Dayak yemeyi seversin. Neyse işte benim için öyle. Uykun mu geldi Hayır? Yok. Ne bileyim. Doğru gidiyorum değil mi lan? Yala tamam. Memnun. Bir şey diyeceğim Haydar. Efendim. Bak seni eve bırakacağız, sen güzelce yat dinlen. Kendine gel şöyle. Şu hapishane anılarını falan da tamamen her şey bir rüyaymış gibi bırak. Ya eski Haydar olarak. Ana. Oğlum duygul... La bu arabayı niye böyle koydun? Haydar? Öyle yapıyorum ben. Oğlum çizilmiyor mu? Bilmiyorum. Lan, üzerine kapanıyor. Taş koydum. La ben biraz önce kapandığını gördüm ama. Şey bir mesafeye kadar kapanıyor, sonra selektör gibi ötüyor. Taş. Bak çekil. Dayı bir şey diyeceğim, bu Haydar yemin ederim bak bir şeyler kullanmış olmasın orada. Tımarhaneye yatırmak lazım bana. Vallahi. Şaka yapıyorum. İki günde kafayı yedi çocuk. Duruyor bak, gördün mü, duruyor. Duruyor taş. Sanki araba sıkıştığı için duruyor gibi ama. Yok yok, ama sıkışsa araba çizilir. Ama bir şey diyeceğim ya, ben buraya gelince duygulandım.
lan. Allah çarpsa şöyle bir garip hissettim ha. Haydar sen artık beğenmezsin burayı. Yo, burası çok iyi. Yok canım sen burayı beğenmezsin artık. Sana şöyle bir malikane yakışır. Ya. Kimse yok burada. Haydar'a şöyle bir yaverler falan lazım. Benim malikaneyi verelim. Ben mahvedeyim. Bir şey diyeceğim dayı senin nere ne ya orası? Nasıl yani? Haydar'ın olması lazım. Doğru pardon. O yüzden yani o anlamda. Haydar babamız. Haydar babamız ya. Haydar dayınız diyeceksiniz ulan. Doğru pardon. Şaka. Tam üzerine doğru yürüyordum. Şaka. Haydar. Neyse Haydar'cım sen bir dinlen. Sen güzelce ben dinlen tamam mı? Bak hatta bir hafta dinlen. Balığa da çıkma. Görüşmeyelim de. Selam da verme. Arama da. Yok. Telefonla falan ara gire görüşelim. Ama güzelce gerçekten bir dinlen. Şöyle bir kendine gel. Kendine güzelce bir bak. Git bir duş al şu üstünü başını bir değiştir. Güzelce uyuyor mu ne yapıyorsan yap. Kendine gel anasını satayım. Yarın geliyorum. Yarın gelme. İki gün bir kendine gel Haydar. Şu triplerden geleceğim. Bir çık. Hadi Haydar'cım. Hadi öpüyor seni. Geçmiş olsun. Allah'a emanet. Çıktım. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Çıktım. Allah'a emanetsin canım benim. Allah'a emanet Haydar. Gidelim lütfen artık. Seviyorum seni koçum. Lütfen devam edelim. Allah Allah. Dayı ben gidiyorum sinirlerimi bozdu ya. Bir şey diyeceğim gerizekalı bu çocuk ya. Kafayı yemiş yemin ediyorum. Manyak gibiyorum kafayı yemiş. Bir şey diyeceğim. Harbiden bu kafayı yemiş olabilir mi bu arada? İki gün hani hapishanede kaldı sonuçta gördü ortamı. Psikolojisi mi bozuldu acaba ya? Üç gün kalsa herhalde kendini şey yapar. Üç gün kalsa çok kötü olurdu büyük ihtimal ya. Yo bir daha yok bunlar hiçbir şekilde kötü bir şey yapmayalım. Dayı ama bak gerçekten dizi filmlerden çok etkileniyor herhalde bu. Çok izliyor. Ben abi hapishane girdiği olay kadar saçma bir olay olamaz ya. Gerçekten düşünsene o içerideki millete anlattığını. Oğlum millet götüyle gülerdi ya. Oğlum sen bal mısın derlerdi buna. 3 adam öldürmüş bak. 2 gün kaldı. 12 tane polis yaralamış. Ve 100 bin dolara çıkardık. Hayalleri bu çocuğun var ya beni benden alıyor yemin ediyorum. Şaka gibi ya vallahi çok komik ama ya. Dayı. Efendim Fehmiciğim. Ne yapalım seninle? Bir arada golf oynamaya gelelim bak burası. Biliyorsun değil mi burayı? Oynanıyor mu burada golf? Tabii sanırım oynanıyor bilmiyorum. Oynanmıyordur. Oynanmıyor da olabilir. Dayı bir şey diyeceğim. Efendim Fehmiciğim. Kapalı gibi duruyor. Büyük ihtimal kapalı ya kapatmışlar. Ya bugün kapalıdır ya. Böyle bir yer kapatmazlar herhalde. Bugün günlerden ney bakalım. Pazar. O zaman kapalı evet. O yüzden kapalı. Sanki buralara arabayla girilmiyor mudur büyük ihtimal değil mi dayı? Bence de ya onun için yapılmıyor olabilir. Burada niye Türk bayrağı yok? Şerefsizler yemin ediyorum var ya kafayı yiyorum ya. Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, Rusya. Çok ayıp. Dayı bir şey diyeceğim çok güzel ama. Bir onların bile bayrağını koymuşlar ya. Burayı satın alıp onların hepsine Türk bayrağı koymamız yok mu? Yemin ediyorum Yanar öyle bir şey yapabilirse gerçekten güzel olur Fehmiciğim alalım. Gerçekten müthiş olur. Of burayı satın alıp oradaki hepsine Türk bayrağı düşünsene dayı. Vallahi Yanar. Haydar gelsin Yanar. Vallahi ne biçim olur. Dayı bir şey diyeceğim. Benim Fehmiciğim. Seni eve mi bırakayım ne yapalım nasıl istiyorsun? Vallahi sen bilirsin Fehmiciğim bana sıkıntı yok. Ben şeye bir uğrayacağım. Şu Fezlu abi dükkana bir uğrayacağım. Tabelalar gelecekti gelmiş mi ona bir bakalım. İstiyorsan gel sen de. İşin yoksa. Gelim sür. Ya o zaman gel. Gidelim Yanar. O zaman gel. Şimdi istediğim tabelayı yapmaları inanılmaz zormuş. Hatta imkansızmış dayı. Benim senin tabelayı biliyorsun sen. Anlattın evet, değil biliyorum. Mi? Evet biliyorum. Ama anlattım. İşte yani benzer belki bir şey yaparız dediler. Taktılar mı onu bilmiyorum. Onu bir kontrol etmem lazım. Ona göre tekrar bu tabelacılarla konuşmamız lazım. Olur bir gidelim bakalım. Bir de dayı. Efendim Fehmiciğim. Ben bir iş yapmam lazım. Ne işi? Bu galeri işine gireyim diye düşünüyorum. Ama girersem sanki ne? Çok da bir kar edemem gibi be dayı. Sen anlıyor musun iş sence? Ne diyorsun? Batabilme ihtimalin var Fehmiciğim. Yani batabilme ihtimalini bilmiyorum da. Ya dayı ne bileyim ya. Hani atıyorum 1 milyona araba aldık diyelim. Onu 1 milyon 50 bine satacağım yani. 50 bin kar etmiş olacağım da. Tabela mabela hiçbir şey gelmemiş dayı ya. Evet gelmemiş sıkıntı. Fezdu abin gelmesi lazım artık. O bir aydır yatıyor resmen ya. Burası. Bayağı oldu. 2 haftadır falan yok. 2 güne geleceğim dedi yok. Gelmedi resmen. Allah. Bir sıkıntı olmuş olabilir mi ya biz anlatmadık. Yok ya problem zannetmiyorum. Falan. Buradaki işler uzadı falan dedi işte. Dün konuştum. Büyük ihtimal gelecektir. Başını belaya falan sokmasın da. Sokmaz ya. Tamam, burada dediğin, bir sıkıntı yok. Şu tabelayla konuşalım. Heh efendim dayı. Bu galeri işini nasıl düşünüyorsun? Nerede düşünüyorsun? Anlat bakalım. Ya bu galeri işini nasıl düşünüyorum? Şu şey var ya bizim motoru aldığımız yer değil. Benim şu arabayı aldığım yer. Arabaları aldığımız yer. Orayı satın alayım diyorum. Komple direkt. Bence Yanar yani. Yeni bir ama şey işte yeni dayı bir şey bak düşünsene 1 milyon dolara bir araba aldım. Ben o arabadan ne kadar kar edebilirim ki? Ya 1 milyon 200'e sat, 1 milyon 100'e sat. Ya olur mu milleti mi dolandıracağız dayı? Ya milleti dolandırmayacaksın da hatırlamıyorsun sen bu arabayı kaç aldın? Veya şey Supra'yı hatırlamıyor musun? Tamam da Supra normal bir araba değil ki. Biz normal olmayan arabaları alacağız. Ne bak Türkiye'den Tofaş mı getirtek? Yemin ediyorum Yanar. Öf düşünsene. Saçmalama dayı kim alacak burada? Hadi aldılar diyelim 2000 dolara mı satacağım? Yo bak. Ana bak dayı. Düşünsene ya. Bir sürü Supra alıyoruz bir sürü Tofaş alıyoruz. Takıyoruz motorları öyle satıyoruz.
Saçmalık ötesi. Bak saçmalık ötesi ama şöyle bir ticaretleri zaman saçmalık vardır. Adam bu arada. Yok yok bir şey olmadı. Niye? İyi gibi o. Ticarette saçmalık olduğu için FMC. Hayır daha iyi ya saçmalama. Tofaşı burada satamayız. Nasıl satacağız ya? Olabilir bak. Organize işlerine mi gitsek acaba? Tamam. Nasıl yani? Şey prodüksiyon. Anladın mı? Ya. Oh be dayı ya. Anladığımız işleri yapalım. Gerçi anladığımız işleri yapalım deyip galerici açacağım diyorum ya. Ya Feyzullah böyle TikTok videosu çeksin. Feyzullah adam öldürsün. Evet yanar yemin ediyorum ne biçim olur. Olabilir olabilir olabilir. Feyzullah 36 falan. Feyzullah 31. Ya of dayı ya. Bence yanar. Yanmaz yanmaz. Bende kalıyorsun değil mi bugün? Abi, evet sendeyim. Tamam eve gidiyorum çünkü. Olur. Ya bugün de pek bir şey yapamadık ama. Dayı ya dayı ne yapalım gözünü seveyim çocuğu zaten kafayı yemiş. Çıkardık işte hapishaneden. Ya daha ne olsun ya. Daha ne olsun ya. Yani. Harbiden daha ne olsun dur bir dakika şöyle bir geleyim. Allah. Motorlar da yanar ha. Yeni bir motor mu alsam acaba? Motorlar çok güzel. Dayı senin şu motorun daha yüksek modeli var. Sana o çok yakışır. Vallahi çok yakışır. Bunu da bunu zaten aldım. İkisini de alayım. Bunu hatta ne yapalım biliyor musun? Heh. Senin eve koyalım. Niye benim eve koyalım? Motoru. Evin içine mi? Gelsene. Bak gel bak. Gel gel bak. Ne dayı yavaş ya. Kapıyı kıracağım. Bir şey olmaz gel gel. Yaptırırız. Aşağıya inme bari. Dayı duvarların anasını ağlattın ya. Bir şey olmaz. Gel 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 gel. Adana boya yaptırırız. Vallahi duvarların anasını ağlattın. Evet evet. Dayı ama orası şeyini önünü kapattın ya kapının önünü. Gerçi yok kapatmadım. Tamam işte herhangi bir şey diyeyim mi? Emin çok güzel oldu ya. Harbi çok güzel oldu ya. Kenan Sofoğlu'nun evi gibi biliyor musun Kenan Sofoğlu'nu? Onda şey vardı bu neydi? Haşikar var. Evet evet Haşikar var onun evin içinde de. Merdivenin altında. İşte millet. Millet dediğin kişi dünya şampiyonu. Selamlar olsun. Selamlar olsun burada Kenan abi. Koy koy dayı koy koy çok güzel duruyor. Vallahi çok iyi duruyor. Nasıl koyayım? Böyle koyayım. Koy. Birazcık daha önüne doğru getir. Birazcık daha öne getir. Dur. Çok iyi duruyor. Vallahi çok iyi duruyor. Yo çıkartırız biz bunu da şimdi inip şöyle bakayım dedim. İnanılmaz iyi duruyor. Şu an dursun. Kullanmayacağım. Yo şu an dursun zaten. Çok güzel duruyor. Vallahi çok güzel duruyor. Bence dursun burada. Vallahi bak yeni motor alayım ben bu da burada kalsın. Ulan ya. Dayı. Efendim Femiciğim. Bizim bir işe girmemiz lazım. Evet yani çünkü sadece yatıp uyuyoruz çok kötü. Gerçekten bizim bir işe girmemiz lazım. Bu arada hayır. Bir iş yapıyoruz aslında. Dayı neler neler yaptık ya. Milyon tane şey yaptık. Zaten hani balıkçılık zaten asıl işimiz ve bundan zaten asıl parayı kazanıyoruz. Ama daha büyüğünü hedeflediğimiz için daha büyük şeyler yapmamız lazım. Ve o gerçekten Fehmi Holding'i kurmak istiyorum ya. Bence de Fehmi'cim o hatırlıyor musun şey bir tane kaç katlı 100 katlı bir bina var burada. Of mi? Oranı düşünsene üstünde orayı. Fehmi Holding yazıyor. Burayı satın aldın mı bir düşün bir düşün. Dayı bence hayal gibi. Düşünsene şehrin uzaktasın. Böyle bu evden böyle bahçeden bakıyorsun falan. Oradan bile gözüküyor Fehmi Holding yazısı. Bence yapmalı, ama işte bu balıkçılıkla falan yapılabilecek bir şey değil. Fehmi. Futbol takımı mı satın alsan? Herkesin yaptığı biraz daha mi? Para biriktirip. Ya bence çok saçma. Bak Fehmi şu an bütün dükkanları alabilecek kadar paramız var. Benim yok dayı saçmalama. Ya benim var en fazla. Tamam dayı senin tamam, var. Sen, ya tamam benim var diyeyim. Allah'a vuradım. Yanıyorsun dayım. Dur Fehmi şimdi bak en fazla ben sana bile borç veririm. Hani sen normalde kabul etmiyorsun ya. Dayı yok. Öyle bir şeyin imkanı olamaz. Ya borç diyorum borç. Hayır dayı ya. Dayı ben gerçekten bir şeyler kendim yapmak, kendim başarmak istiyorum. Zaten bak, kendim başaracağım. Tamam hayır olsun ama sonuçta borç istemiyorum. Ve hani borca ihtiyacım yok ki dayı zaten. Bir şey yapsam para kazanıp yaparız yani. Önemli olan ne yapacağımızı o şey yapmak, seçmek, belirlemek, karar vermek. Mesela bak şöyle düşün. Bir galeri işine dedin. Galeri işini yaparız. Daha sonra bakarsın mekanik alırsın. Bu tamirci elleri var ya. Ya ama. Bu işi iyice büyütürsün yani. Neden olmasın ki? Bak Feyzullah abiye de şimdi mesela nargile kafe açtık. Artık değil hani mi? O da balıkçılıkta olmayacak. Şu anda balıkçılıkta sadece Haydar var. Bazen diyorum acaba Fehmi zorlama acaba. Çok mu zorluyorsun? Sadece yardır ve devam et şeyde balıkçılıkta. Zaten deli gibi para kazanıyorsun. Ama nereye kadar? İşte hep balıkçılıkta sıkmaz mı bence Fehmi? Seni sıktı hani, mı? Beni sıktı artık ben bıraktım. Seni sıktı yani. Ama dayı kaç yaşına gelmişsin ama sen. Kaç yaşına gelmişsin bak bir daha ben 19 yaşındayım daha Fehmi. Tamam tamam özür dilerim. Bu bir şey yerim. Düşünsene uçakların var. Fehmi Airlines böyle. Dayı deme öyle şeyler. Havalimanlarım var böyle düşünsen. Oy. Ya dayı şehrin. Gerçekten aslında benim böyle gözüm hani gözüm doymadığından böyle veya mutlu olmadığımdan veya şey değil hani çok şey istediğimden dolayı değil. Olay başarı anladın mı? Olay uçağın olması değil aslında. Olay uçağı alacak başarıyı sağlamak. Aynen öyle. Olay uçağa binmek değil. Olay lüks arabaya binmek değil. O lüks arabaya binmenin başarısını sağlamak. Peki Fehmi sana bir şey soracağım. Sor dayım. Şeyde hiç bu neydi bizim önceden bir şeyimiz vardı. Kafemiz vardı. Bar. Bardan gece bahsediyorsun. Grubu. Medusa. Aynen. Medusa Club. Evet. Oradan bir şey kaybettin mi sen? Şu an yani oradan sana zarar olan bir şey oldu mu? Yok. Olmadı. Mesela galeriyi açacaksın yine zarar olan bir şey olmayacak. En fazla satış yapacaksın. Evet. Namın duyulur. Evet ama
Ya doğru kararı vermek istiyorum işte dayı. Tam vereceğin de hemen zaten galeriyi açalım demiyorum. İyice bir düşün. En fazla gidersin şu şehirde oteller var biliyorsun değil mi? Evet. Otelleri satın alırsın. Otel işi mantıklı. Otel işi mantıklı bak. Otel işi birazcık mantıklı. Günde buraya 10 bin tane turist geliyor ya. Femici. Olabilir olabilir dayı. Bazen şeytan diyor. Neyse dayı ya. Boş ver. Söyle. Boş ver. Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Ama böyle ama diyor bazen şeytan. Diyor da bilmiyorum bak spor galeri var oraya al. Kuyumcu var orayı alabiliriz. Ama dayı sen her şeyi satın almaktan bahsediyorsun. Ben bir şey kurup yükseltmek istiyorum. Ya, satın almak değil hani ben işte şeyi veriyorum sana fikri. Kuyumcu mu olayım be ya? Ama kuyum şöyle düşün bir firma var şimdi onu söylemeyeceğim sana da. Çok kazanıyordur. Çok kazanıyor zaten de yani düşün bu şeyde Los Santos'ta altın yok mudur toprakların altında? Vardır. Oradan bir çıkartıyorsun izinli bir şekilde tamam mı? Ha sen öyle öyle kuyumculuktan bahsediyorsun. Aynen öyle. Diğer ya o madencilik diyeceksin ya. Oy. Tam madenci işine gireceksin işte. Of. Bir şey diyeceğim. Niye? Dayı yapılabilir mi bir şey mi ki bu ya? Neden olmasın? Maden var burada zaten. Los Santos'un madenleri de çok şeydir, güçlüdür. Femiciğim, kasabayı direkt satın bile alırsın ya. Dayı. Evet Femiciğim. Bir şey diyeceğim bak kafamı bir yattı sanki bu. Ben sen şimdi kuyumculuk deyince normal dükkanın başına duracağım, bilezik satacağım falan filan düşündüm. Yok öyle gelecek değil. Abi çeyrek var mı? Şöyle bir şey düşün Femiciğim. Altın eritip sen yeniden o altın çıkarttığın altınları eriteceksin. Yeni bir üzerine Fehmi of, altın yazacaksın. Her altının üzerinde dayının suratı var mesela. Aynen istediğin yap. Düşünsene dayı her bak her altın üzerinde senin resmin var böyle simgen. Aynen öyle direkt doların üzerine senin fotoğrafını yapıştırırlar Femiciğim. Doların üzerine Atatürk'ün fotoğrafını yapıştırırız. Olur olur olur. Yani, dayı biz çok içiyoruz galiba ya. Hayal dünyasında mı yaşıyorum bazen diye düşünüyorum biliyor musun? Hayal kurmak iyidir Femiciğim. Hayal kurmak güzeldir tabii ki. Hayal kurmazsan nasıl başaracaksın ki? Düşünsene hayal bile kurmuyorsun. Gerçek nasıl olabilir? Ben buralara hayal kurarak geldim Femiciğim. Görüyorsun şu an. Ben de öyle. Vallahi ben de öyle. Şu merdiven para, altında para, para, bak. Para merdiven altında çöplükte böyle bir kovanın içindeki ateşte ısınarak yaşıyordum. Ama ya. Oradaki koltukta yırtık pırtık koltukta hep bugünlerin hayalini kuruyordum dayı. İşte Femiciğim bak senin... mesela insanlar kurmuyor. İmkanı yok. Orada mesela bir ton arkadaşım vardı falan. İmkansız geliyor çünkü. Ki doğru haklılar bu arada imkansız. Ama bak değil mi yani? Anam dayı düşünsene bak şu ilerideki uzun bina işte. Evet onu diyorum Femiciğim. Düşünsene orada üstte kocaman Fehmi Holding yazıyor. Ya vallahi yemin ediyorum. Abi çok güzel şeyler bunlar. Femiciğim yapmanız lazım ya. Bu şeyleri siz daha gençsiniz. Bak imkansız ben... olsa bile çok zor olsa bile her şey hayalini kurmak çok önemli. Yani, bak bak. Ben yarın gidip ölüp gideceğim. Dayı. Sen bir şeyleri başarmak zorundasın Femiciğim. Ben de ölüp gideceğim dayı yarın bir gün. Ama sen daha gençsin. Bu aralar bak şöyle şehire bak. Feyzullah abinin başına bir şey mi geldi acaba? Oradan oraya nasıl gelmiş olabilirsin ben anlamadım. Bilmiyorum hani şey ya bir kötü hissettim kendimi. Acaba onunla ilgili bir bağlantım var diye düşündüm. Öyle işte dayı yani bilmiyorum. Bu aralar bir keyfim yok ya. Femi. Ne oldu dayı? Dayı? Allah'ım. Dayı? Lan dayı! Dayı! Dayı ne oluyor? Dayı manyak mısın? Ne oluyor dayı? Dayı bir dakika ambulans. Dayı! Dayı Femi, ne oldu? Öldüm. Çok komik yemin ediyorum güldüm. Bugün 1 Nisan Femiciğim. 1 Nisan'ın kutlu olsun. Yanar. Evet Femiciğim. Dayı. Beğendin mi? Kalp krizi geçiriyorsun zannettim. Ben de öyle yapmak isteyeyim. Sen öyle zannet diye ben de onu yaptım ya Femiciğim. 1 Nisan mı bugün? Evet 1 Nisan. Harbiden 1 Nisan'a girmişiz. Ya şimdi bana hiçbir şekilde küsemezsin. Çünkü 1 Nisan'ın amacı şaka yapmaktı biliyorsun. Tamam da dayı gözünü seveyim komik mi ya? Senin de gülmen gerekiyor. Ya kaç yaşında adamsın hala yemin ediyorum ya. Ona gülesim geliyor. Benim sana bir şey diyeceğim. Efendim dayım. Şurası boş kaldı. Şuraya bir gün helikopter falan mı alsak acaba? İnşallah bir gün alacağız onu. İnanıyorum biliyor musun? Öyle hep balıkçılık yaparsan hiçbir şey yapamayız Fehmi. Dayı balıkçılıkta kötü mü? Balıkçılık sayesinde aldım ben bu evi. Ya balıkçılık sayesinde aldın mı ama ya düşünsene birçok işin olabilir. Mesela taksi durağını satın alabilirsin. Fehmi taksi durağı. Akasya durağı. Yanar yanar yemin ediyorum. Oy, adını da Akasya durağı koyarsın. Ne? Mesela düşün yani mekanik kurabilirsin. Her şeyi yapılabilir. Ya evet evet dayı yapacak çok şey var gerçekten haklısın. Ama ben işte o doğru şeyi seçmek istiyorum. Onu da seçeceğiz inşallah be. Yani Fehmiciğim sen bilirsin ama geç kalmayalım bunun için. Evet evet yok geç kalmayacağız. Merak etme dayım. Merak etme dayım gel oturalım vallahi yoruldum. Acaba var ya şey mi yap ya bütün marketleri satın alıp şöyle. Anaa çok şey var. Duyu aklıma çok fena anket fikir geldi ha. Türkiye'de mesela... BİM diye bir market var biliyor musun? Yok duymadım. Ha yok duydum şey bu. Furkan videosunu çekmişti. He Binves A101 diye videosunu çekmişti. Evet. O işte market zinciri Türkiye'de çok ünlü. Ve
Sahibi mesela Türkiye'deki en zengin insanlardan bir tanesi. Acaba bir marketin Türkiye'ye bir şey... Los Santos'a mı getirsek? Valla neden BİM olsun ki? Direkt başka bir kendi ismimizi bulsak. Ne bileyim, BİM tutuyor, hazır tutmuş. Hazır tutmuş da şöyle bir şey var. Bir işin onların arkasına sığınmış gibi oluyor yani. Anladın mı? Anladım. Direkt kendi olsun. Kendi şahsi bir can olsun. O zaman... Çünkü bir yandan para harici şöhret de önemli Fehmiciğim. O zaman... BİM diye tanımlarken ne? FİM. O ne Fehmiciğim? Fehmi... İnşallah Muzaffer. Anladım. Bu kafayla biz pek bir yerlere gelemeyiz gibisinden bir şeyler. Ya dayı şaka yapıyorum. Bin Nisan. Anladım Fehmiciğim. Bin Nisan şakası dayı ya. Valla keyfim yok. Ya. Sen de hiç benim keyfim yeni eğitim. Ya bak Fehmiciğim, valla bak şu an kafama taktın, çok şey taktın. Sinirimi bozuyorsun. Ya şey, bu arada bu işmiş mevzularından dolayı değil dayı ya. İçimde kötü bir his var. Neyse. İşlerimiz Allah'a şükür yolunda dayı. O yüzden böyle hissedemem. İşlerimiz Allah'a şükür yani. Çok şükür. Şu evimize, arabalarımıza, her şeyimize bak. Her şeyimiz yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama bilmiyorum daha işte. Olmaz. Bilmiyorum işte ama. Tabii ki daha da iyisi neden olmasın da. İçimde başka bir his var dayı. Hem ölecek mi, ne yapacaksın, Allah korusun ya. Allah korusun dayı ya. Saçmalama. İçimde bilmiyorum ya. Garip kötü bir his var dayı. Bilmiyorum. İçinde 3 artı bir şey giymiş olabilir mi? Yani mesela bugün hiç uyandığımızdan beri hissetmedim mi bendeki farklılığı? Ya hissettim de önceden daha bir şeydin. Heyecanlıydın, böyle bir garip hareketlerin vardı. Şimdi o hiç yok. Ne bileyim işte. Mutlu hissetmiyorsun artık. Hayır işte mutluyum. Ama içimde bir his var. Bir sıkıntı var dayı. Vallahi bilmiyorum. Sanki böyle bir şeyler oluyor benden habersiz de ben haberim yokmuş gibi. Önde de bir his var. Hayır dayı, öyle değil işte. Ben anlamadım senin dediğin. Nasıl olabiliyor ya? Çıkar kokusu. Nedir? Çıkar kokusu. Olur, aynen çıkar. Çıkar kokusu. Arkamızdan bir iş dönüyor olabilir mi? Eğer gerçekten varsa çıkar kokusu, bir şey varsa. Sen neden böyle bir anda öyle şey hissetmiş olabilirsin, onu anlamadım. Bir anda değil dayı işte ya. Sen önceden de mi bunu... Hissetmedin mi? Ne bileyim. Tamam neyse, hadi dayı biz gidip yatalım ya. Senin aklında bir şeyler var da hayırlısı bakalım. Yok ya, benim aklımda ne işler olacak? Var var, sende bir sıkıntı var belli. Dayı var evet, bir sıkıntı, ne bileyim ya, ama yok söyleyemiyorum, kötü hissediyorum. Niye? Kimden mutsuzsun? Haydar'dan mı, benden mi, Feyzullah'tan mı? Dayı vallahi söyleyemiyorum, kötü hissediyorum kendimi. Hani çünkü ya. Doğru mu onu da bilmiyorum. Fehmiciğim söylemediğin sürece içinde kalır. İçinde kalınca da bir anlam ifade etmez. Tamam yani. Hani ben sana toplarsın. Dedim ya dün Feyzullah abiyle. Konuştum ben diye. Evet. Çıkmıyor dayı telefonlarıma. Açmıyor mu telefonlarını? Gittiği günden beri hiç ulaşamadım daha. Gerçekten mi? Dur ben de arayayım. Ara. Nasıl olabilir ya, ben dedim sana. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor dayı. Ana bilmiyorum. Harbiden ha. Ve 2 hafta oldu. 2 hafta oldu dayı. Fehmi şöyle bir şey düşün ya, bize Allah Allah başına bir şey gelmiş olabilir. Ya olabilir, tabii ki olabilir. Başına bir şey gelmiş olabilir. Senin peki aklındaki şeyler ne, düşünceler ne? Ya her şey olabilir işte, aklındaki düşünceler, her şey geçiyor aklından dayı ya. Bence bir şey olmaz ya, gelir. Gelir değil mi? Vallahi gelir. Bırakır mı o bizi? Ay, Allah Allah. Şu an bulmuşuz. Asla o bizi bırakmaz. Ne olursa olsun gelir, biliyorsun ya. Gelir umarım. Yo gelir. Sen hiç aklına takma böyle şeyleri. Bende başka bir şey var zannettim. Ya öyle işte. Yo sen git üzerini değiştir. Bir de başına falan bir şey geldiyse de çok sıkıntı dayı. Ya ne gelmiş olabilir ki, Feyzullah'ı tanımıyorum. Tamam. Dayı. Aradığınız kişi ulaşılamıyordu. 2 haftadır ulaşılmaz mı bir kişiye? Günde 10 kere arıyorum ya. Acaba hatla alakalı olabilir mi? Hani buranın hattı, oranın hattı. Olamaz. Farklı. Hayır. O yurt dışı hattı. O şey yaptı işte. Açık yani Türkiye'ye de. Ya bence artık kafasını topluyor olabilir. Hani ne bileyim, Türkiye'yi özlediği için burada vakit geçiriyor olabilir arkadaşlarıyla. Hayırlısı olsun bakalım dayı o zaman ya. Ne yapalım? Ben kafanı takma. Hiç sıkıntı yok. 2-3 güne gelir o. Dur ben şu altımı değiştiriyorum ya. Dayı! Efendim Fehmiciğim. Uyuyoruz mu o zaman? Uyuyoruz ama çekilir misin bir oradan? Yarın eğer yine şey yapamazsak, ulaşamazsak Feyzullah abi, Türkiye'ye gideyim mi sence? Yok gitme, o gelir, ben halledeceğim onu, sen sıkıntı yapma. Ama yarın yine bir deneyeyim şansımı, gelmezse gideyim. Gitme işte, ben şey yapayım bir. Bizim benim orada çok arkadaşım var, ben onlardan ulaşırım, merak etme. Tamam, sabah olsun o zaman, bu işi halledelim ya. Vallahi aklımdan çıkmıyor ben çünkü. Bir de milyon tane şey dönüyor. Yo hiç moralini bozma, hiçbir sıkıntı olmaz, gelir o hemen. Tamam. Peki. Tamam o zaman Fehmiciğim. Allah'a emanet. Allah'a emanet dayıcım benim. Allah'a emanet. Oha! Uyudu anasını satayım ya. Vallahi helal olsun. Oğlum Fehmi. Oğlum Fehmi diye mi sayıkladı? Uyudu, direkt horlamaya başladı, bir de sayıklamaya da başladı anasını satayım. Yuh. Bacağa bak, biri sordu. Manyak adam ya. Vallahi dayı olmasa ne yapardım bilmiyorum ya. Şöyle, o zaman iyi geceler Fehmiciğim. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bugün böyle birazcık buruk bir bölümdü. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.